Welcome to Warface, soldier. Herkese merhaba. Bu videomuzda dükkana yeni eklenen paramedik silahı Anatolia RK-102 adlı silahı inceliyorum. Anatolia RK-102 bir Türk silahı. Gerçek adı Derya MK-10 ve oyuna az önce söylemiş olduğum isimle eklendi. Tam otomatik bir silah. Statülerini şu an ekranda görüyorsunuz. Kısaca bir değerlendirme yapmak gerekirse hasarı çok iyi değil ama tam otomatik bir silah için gayet yerinde bir hasar. Menzil düşük. Bu da genellikle tam otomatik silahların kaderi haline geldi. Atış hızı da tam otomatik olduğu için yüksek. Nişanlı isabet, nişansız isabet fazla iyi değil. Şarjör kapasitesi 11. Viper'a göre biraz daha yüksek. Bir mermi fazla var şarjörde. Toplam mermi 55. Bu da kimi zaman yetersiz kalabiliyor. Ve son olarak da dükkanda hem süreli olarak hem de kalıcı olarak bulunmakta, dileyen istediği şekilde satın alabiliyor. Silahın eklentilerine baktığımızda tabii ki ray bölümünde hiçbir eklenti yok. Bu paramedik silahları için genel bir durum. Namlu ağzında süngüyü göremiyoruz ama alöverter ve 2 adet susturucu mevcut. Dürbün bölümü de gayet zengin. Hem holo optik hem kırmızı optik nokta var. Bunun dışında paramedik için özel olan 2 adet eklenti de mevcut. Eklenti konusunda fazla tavsiyede bulunmayacağım. Çünkü paramedik sınıfında eklentinin fazla önemli olduğunu düşünmüyorum. Ama illaki bir tavsiyede bulunmak gerekirse dürbün bölümünde ProLeflex'i tavsiye ederim. Ben uzun süredir bu dürbünü kullandığım için alıştım. Hızlı nişan alma özelliği de mevcut olduğu için benim tavsiyemdir. Namlu ağzında ise illaki susturucu veya alöverter takmak gerekiyor bence. Çünkü fazla saçan bir silah. Bu yüzden bu iki eklentiden birisinin kesinlikle kullanırken takılı olmasını tavsiye ediyorum. Susturucu da zaten sınırda olan hasarı daha da düşüreceği için ben alöverteri bir adım önde görüyorum bu silahta. Susturucu o kadar da iyi gitmeyebilir. Eklentiler de bu şekilde. Genel bilgileri verdiğimize göre şimdi biraz ayrıntılara inebiliriz. Ben bu silahı en çok Viper'la karşılaştırdım. Çünkü hem görüntü olarak benziyor, hem atış hızı, işte tam otomatik olması, hasarı yakın, menzili yakın, statülerinin çoğu yakın. Aralarında öyle çok abartı bir fark yok. Benim görmüş olduğum fark ise sadece şu: Viper biraz daha düz atıyor, yani fazla tepmiyor. Ama Anatolia RK-102 sol tıka basılı tuttuğunuz anda mermileri bazen biraz saçabiliyor. Bu kötü bir özellik tabii ki, ama birkaç iyi özelliği de var tabii ki. Statülerine baktığımızda karşılaştırma ekranında bir miktar daha iyi olduğunu görüyoruz sanki Anatolia'nın. Menzil işte çok küçük bir miktar iyi. Nişanlı ve nişansız isabet yine küçük bir miktar iyi. Şarjörde 3 mermi fazladan bulunduruyor bu arada. Ben 10 demiştim ama Viper'ın şarjör kapasitesi 8'miş. Genel olarak Viper ile Anatolia arasında dağlar kadar fark yok. Hem Viper ücretsiz, tedarikçiden açtıktan sonra ücretsiz olarak satın alabiliyorsunuz. Eğer ki Viper'ı aldıysanız bana göre Anatolia'yı almanıza gerek yok. Ama tam otomatik silahları seviyorsanız, bu silahlarla daha iyi oynuyorsanız Anatolia'da tabii ki alternatif bir seçenek olabilir. 41.000 Warface dolarını vermeyi göze aldıysanız zaten sıkıntı yoktur. Başka bir şey, toplam mermiden bahsedelim biraz. 55 mermisi var bu PVA modunda. Kesinlikle yetersiz kalıyor bence. Hani arkada durup piyadelerin canını yeniliyorsanız belki yeterli kalabilir ama önden gidip de işte düşmanları vurmayı düşünüyorsanız kontrol noktasına kadar yetersiz kalabiliyor. 55 mermi bu yüzden biraz sıkıntı yaratabilir. Başka neden bahsedebiliriz? Dediğim gibi tam otomatik. Tam otomatiğinde ne olduğunu söyleyeyim hemen. Ateş etme tuşuna basılı tuttuğunuzda tüm şarjörü boşaltabiliyor. Yani tekrardan basmanıza gerek kalmayacak. Tabii ki tam otomatik silahın böyle iyi bir özelliği varken aynı şekilde tek vuruşta öldürme ihtimali de son derece düşük.
Düşmanın dibine girip de ateş ederseniz tabii ki tam tek vuruşta öldürebilecek ama uzak mesafelerde örneğin bir boğasa göre daha düşük performans verecek. İşte bu özelliği biraz bana sıkıntılı geldi. Yani uzaktaki düşmanları vurmada pek de iyi değilmiş gibi geldi bana. Bunu da zaten şu an videoda görüyorsunuzdur. Uzak mesafedeki düşmanları vururken bayağı bir zorlanabilirsiniz. Ayrıca hani 11 mermisi var Viper'a göre fazla ama karşınıza 2-3 düşman çıkarsa bu düşmanları öldürme konusunda da biraz sıkıntı yaratabilir. Ama onun dışında dediğim gibi tam otomatik silahlar arasında benim gözde silahım haline gelebilecek türden bir silah. Viper ile beraber en ön safta yer alacağını düşünüyorum. Bir diğer değinmek istediğim konu ise kesinlikle nişanlı isabet. Genelde paramedik silahlarında zaten çok ciddi bir farkla bu gözükür. Nişan aldığınızda çok daha fazla hasar verirsiniz. Ama Anatolia RK-102 silahında bu son derece net bir şekilde belli oluyor. Yani nişan almadan düşmanları vurmaya kalktığınızda vereceğiniz hasar çok ciddi bir şekilde düşmekte. Bu yüzden bu silahı kullanıyorsanız nişan alıp vurmanızı tavsiye ediyorum. Yani sağ tıka basıp dürbünü açtıktan sonra vurun. Bu şekilde hasarın da ciddi anlamda arttığını göreceksiniz. Şimdi gelelim PvE performansına. PvE performansı da aslında PvP ile çok da farklı değil. Ama düşmanları tek vuruşta öldürme ihtimali biraz daha fazla. Her ne kadar genellikle hani orta ve uzak mesafede tek vuruşta öldüremese bile yakın mesafede bu tek vuruşta öldürme oranı ciddi anlamda artmakta. Ama diğer değinmek istediğim bir konu, videonun başında da söylediğim, toplam mermisi yetersiz kalabilir. 55 mermi. Haritayı boydan boya tek başınıza geçmeyi düşünüyorsanız büyük bir ihtimalle yetmeyecektir. Kontrol noktalarına kadar kimi zaman mermimin bittiğini fark ettim. Anatolia RK-102 silahı için PvE modunda başka ne söyleyebilirim? Genel olarak baktığımızda fazla uyumlu bir silah değil bana göre PvE modu için. Çünkü hani diğer paramedik silahlarıyla karşılaştırdığımızda örneğin bu asın alttan doldurmalı şarjör sistemi sayesinde çok daha hızlı manevralar yapmanızı sağlayabiliyor. Ama bu silahta şarjör değiştirme olayı olduğu için biraz yavaş kalabiliyorsunuz. Ayrıca hani Viper kullanmış olanlar bilir. Viper'da zaten PvE modunda öyle çok iyi bir silah değildi. Viper'a göre biraz daha uyumlu aslında Anatolia ama yine de çok büyük işler yapabileceğiniz tarzda bir silah değil. Bunu tekrardan hatırlatayım. Örneğin SAS-8 Pro veya işte Boaz, Richmond R4, Super 90 gibi silahlar bana göre Anatolia'dan çok daha iyi performans gösterebilir. Ki zaten paramedik sınıfı fazla vuruş gücü yüksek olan bir sınıf değil. Genellikle piyade ve keskin nişancılar hallediyor bu işi. Ama hani böyle bölümü hızlı geçmek isteyen bir takımınız varsa, düşmanları iyi vurayım diyorsanız yine de ben bu silahı fazla tavsiye edemeyeceğim. Ama işte ne bileyim, mesela silahın görünümü hoşunuza gitmiş olabilir, ateş sesi hoşunuza gitmiş olabilir. Ben bu silahı sevdim. PvE modunda öyle çok da kötü bir performansı var mı diye soruyorsanız çok da kötü değil. Kısaca böyle özetleyelim PvE modunda. Fazla söyleyebilecek bir şey yok zaten videonun başında. Ana hatlarıyla değerlendirdik. Şimdi genel bir değerlendirme yapalım. Bu silah iyi mi? Almaya değer mi? Bildiğiniz gibi dükkanda 41 bin Warface doları ile şu anda satışta. 41 bin Warface doları tabii ki şu anki ekonomik sisteme göre çok çok ciddi bir miktar. 41 bin Warface dolarını iyi olmayan bir silah harcamak istemezsiniz tabii ki. Ve bana göre bu silah dükkandaki diğer rakiplerine göre çok da iyi değil. Mesela dükkana baktığımızda bana göre Boaz şu an dükkandan kalıcı olarak satın alınabilecek en iyi silah. Tabi arkasından işte Anatolia'yı koyabiliriz veya işte ne bileyim PS-15 yavaş silah sevenlerin, tek vuruşta öldürürüm diyenlerin tercihi olabilir. Ama dediğim gibi Boaz varken ben bu silahı almazdım. Ama mesela bazı oyuncularda
tam otomatik silahlara karşı büyük bir ilgi duyuyor. Bu oyuncular için de kesinlikle tatmin edici bir silah. Yani benim isabet oranım fazla iyi değil. Ben sol tıka basılı tutayım, denk gelirse öldürsün diyorsanız kesinlikle Anatoly RK-102 sizin kullanabileceğiniz bir silah. Evet, söyleyeceklerim bu kadar. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Eğer ki bu video 1000 görüntülenmeye ulaşırsa R16A4 silahının da bir inceleme videosunu paylaşmayı düşünüyorum. Fazla söyleyecek bir şey yok o zaman. Görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.